Merhaba TV Kadıköy izleyicileri, ben Bülent Çakırer. Yeni bir programla karşınızdayız. Sokaktaki tarih. Kadıköy sokakları ve caddeleri bilinenler kadar saklı kalan hikayeleriyle de yüzlerce yıllık bir hafızaya sahip. Ne yazarlar, ne şairler, ne sanatçılar, ne devlet adamları, ne önemli değerlerin izleri var bu sokaklarda. Siz hiç bu kırmızı tabeladaki yazıların anlamını düşündünüz mü? Pek çoğumuzun çok iyi bildiği bu sokakların isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Biz merak ettik ve Kadıköy'ü sokak sokak, cadde cadde arşınlamaya ve tabii bol bol araştırmaya başladık. Bu programda sizlerle her gün bir yere yetişmek için hızla geçtiğiniz, eskilerde esnafa sonra sonra bulduğunuz, artık telefonlarınızın akıllı uygulamaları sayesinde adlarını araştırıp kolayca ulaştığınız ya da şimdilerde yeniden doya doya gezmeyi hayal ettiğiniz sokak isimlerinin nereden geldiğini değerli konuklarımızla birlikte saklı hikayelerini konuşacağız. İlk programımızda aslında sadece Kadıköylülerin değil, birçok İstanbullu hemşerimizin bildiği bir sokaktayız. Moda'nın meşhur dondurmacısı Ali Usta'dan dondurmanızı aldıktan sonra Moda Aile Çay Bahçesi'nin sizi karşılayan kuş cıvıltıları ve eşsiz manzarasıyla Moda Burnu'nu dolaştığınız sokaktayız. Ya bir dakika, orayı çok iyi biliyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ferit Tek Sokağı. Ferit Tek Sokağı girdiğinizde Moda Parkı sizi karşılayacak ve onun karşısında Moda Aile Çay Bahçesi. Bugünlerde sessiz, salgından dolayı maalesef herkes evinde. Moda Parkı'na girdiğinizde Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılmış olan önemli bir siyaset adamı Fahri Korutürk, 6. Cumhurbaşkanımızın büstüyle karşılaşacaksınız. Fahri Korutürk ve eşi, müstakbel eşi Emel Korutürk çok uzun yıllar boyunca Moda'da yaşadılar. Kendilerini rahmetle anıyoruz. Cafer Ağa Mahallesi'nde bulunan Doktor Antipa Köşkü'nün önünden geçen bu yolun adı evvelce Devriye Sokağı'ymış. Bu sokağı dikine kesen Nene Hatun Sokağı'nın başında eskiden bir polis kulübesi ve daima nöbet tutan polisler varmış. Belki de bu sokağa Devriye Sokak denilmesinin sebebi de buydu. Bunu bilemiyoruz. Tek ailesi bu köşkü satın aldıktan sonra ise sokağın adı değiştirilmiş ve bu sokağa Ferit Tek ismi verilmiş. Ahmet Ferit Bey, fikir, siyaset ve diplomat kimliğiyle yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden birisi. Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitiren Ferit Tek, Paris Siyasi Bilimler Okulu'nda öğrenim görmüş, aynı dönemde eğitim sebebiyle Paris'te bulunan, daha sonra milli mücadelede omuz omuza saf tutan hayat arkadaşı Müfide Hanım'la Paris'te evlenir. 1908 yılında meşrutiyetin ilan edilmesiyle İstanbul'a gelirler. Osmanlı Meclisi'nin işgal kuvvetleri tarafından basılması üzerine Ankara'ya gidiyor ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak görev üstleniyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Ferit Bey'in eşi Müfide Hanım, Hakimiye-i Milliye'de yazdığı yazılarla topluma moral veren bir isim olmuş. Çok ilginç bir bilgi ise Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı verilen mücadele esnasında kaleme aldığı Gazi Antep başlıklı yazısı büyük ses getirmiş ve takip eden dönemde Antep şehrinin ismi Gaziantep olarak değiştirilmiş. Ahmet Ferit Bey, Cumhuriyet'in ilanından sonra İsmet İnönü Başkanlığı'nda kurulan ilk kabinede İçişleri Bakanı olarak görev almış ve Lozan Antlaşması'nın sonrasına denk düşen son derece zor ve hassas bir süreçte Dahiliye Vekilliği gibi önemli bir görev üstlenmiş. Paris'te, Londra'da, Varşova'da ve son olarak Tokyo'da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçi sıfatıyla temsil eden İstiklal Madalyası sahibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek 1943 yılında yaş haddinden emekliye ayrılır. İşte bu sokakta Ferit Tek ailesinin hikayesi 1952 yılında Müfide Hanım'ın arkamda görmüş olduğunuz Antipa Köşkü'nü satın almasıyla başlıyor. Takvim yaprakları 1971'i gösterdiğinde ise Tek ailesinin kapısını hastalıklar ve ölümler çalıyor. Müfide Hanım 24 Mart 1971'de burada hayata gözlerini yumar. Eşinden tam 8 ay sonra 25 Kasım 1971'de bu evde vefat ediyor.
1912'de İstanbul'da dünyaya gelen Emel Esin de ne yazık ki 1987'de aramızdan ayrılır. Tek çocukları Emel Esin de ülkemizin önemli sanat tarihçilerinden biriydi. Emel Esin'in vasiyetiyle vefatından sonra kurulan Tek Esin Vakfı işte bu güzide ailenin yıllarca yaşadığı bu köşkte yer alıyor. Konuğumuzla buluşmadan önce son olarak sokağa ismini veren Ferit Tek ailesinin yaşadığı köşk ve köşkün mimarından bahsetmek isterim. Antipa Köşkü 20. yüzyıl başlarında mimar Konstantin Pappa tarafından Yunanlı hekim Doktor Andrea Antipa için yapılmış. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 1906-1914 tarihleri arasındaki bir dönemde inşa edilmiş olduğu tahmin ediliyor. Doktor Antipa'nın bu köşkte ne kadar oturduğu ise bilinmiyor. Köşkün bilinen acı bir de hikayesi var. Köşkte 1. Dünya Savaşı yıllarında Mehmet Ali Paşa adında bir asker kiracı olarak kalıyormuş. Mehmet Ali Paşa ailevi bir sebepten dolayı bu köşkte intihar etmiş. Antipa Köşkü'nün mimarı Konstantin Pappa'nın modadaki birçok güzel yapıda daha imzası var. Pappa'nın tarihi bilinen ilk eseri ise Sarıcazade Arif Paşa'nın Moda Caddesi üzerinde yaptırdığı Arif Paşa Köşkü. Pappa'nın günümüze kadar özgün niteliklerini kaybederek de olsa gelebilen diğer eserleri ise 1900'lü yıllarda inşa ettirdiği ikiz evler. İkiz olan evlerden biri 1967 yılında yıkılarak yerine apartman yapılmış. Günümüze kalabilen diğer ev 1990 yıllarında Barış Manço tarafından satın alınıp restore edilen Kadıköy Belediyesi bünyesinde Barış Manço Müzesi olan köşk. Merhaba TV Kadıköy izleyenleri. İşte bugünkü sürpriz konuğumuz yazar Buket Uzuner'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tanam dermişim. Ben maskeli başlıyorum ama mesafeli duracağımız için maskemi biraz açacağım. Sadece bu yayın için. Görüyorsunuz mesafemiz de var. Harikasınız. Aslında bizim programımızın ismi Sokaktaki Tarih. Ve bu bizim ilk bölümümüz. Bugün bu sokaktayız. Ferit Tek Sokağı'ndayız. Ferit Tek Sokağı konusunda bizimle bilgilerinizi paylaşmak ister misiniz? Ya benimkisi bilgiden daha öte, benden çok daha iyi bilgili tarihçiler vardır. Ben tarihçi değilim ama ben modalıyım. O yüzden sokaklar aslında orada yaşayanların evlerinin bir parçasıdır. Sokak, yol aslında bizi birbirimize bağlayan kavramlardır. Pek çok dini manaya gelir, inançlarda kullanılır, yollar, gönül yolu. O yüzden sokak sadece buradan oraya bizi götüren yerler değildir. O sokaklarda daha önce bizden önce kimlerin geçtiği, kimlerin yaşadığı çok önemlidir. Bunlar bize o sokakların değerini yansıtır. Şimdi tıpkı önünde durduğumuz Ferit Tek binasının önündeyiz ve bu da moda için çok önemli. Bu bir sadece sokak adı değil. Vaktiyle Jön Türk olmuş, ilk İçişleri Bakanımız olmuş, Viyana konsolu, büyükelçimiz olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Eşi de önemli bir yazar ama bundan daha önemlisi modaya, bizim evimiz, semtimiz, çok sevdiğimiz modaya önemli katkıları bulunan bir mimardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü buralar hani hep söylenir eskiden dutluktu, bostanlıktı, gerçekten işte papazın bağının olduğu. İstanbul'un büyük bir gıda ihtiyacını bostanlarıyla, ağaçlarıyla besleyen bir bölgedeyiz biz aynı zamanda. Buralar eskiden böyle beton değildi. Bu mimarlardan birinin adı Konstantin Pappa. Evet. Bu çok önemli birisi çünkü sadece bu evi değil, modanın çok önemli binalarından hala Moda Caddesi'nin önünden geçerken herkesin durup burası ne diye baktığı, ciddi bir onarıma ihtiyaç gösterse de hala bütün heybetiyle orada duran Sarıcazade Arif Paşa Köşkü var. Ünlü piyanistimiz, devlet sanatçısı Ayşegül Sarıcan'ın hala oturduğu bir binadır. Bir de Barış Manço'nun müze evi olarak bizim şu anda gördüğümüz yer Dawson binasıymış eski adıyla. O binanın da çift ikizler o yani. Barış Manço müze evini bilenler bilir. Yanında bir hemen yapışık bir apartman yükselmekte. Aslında evet. O eskiden
çift köşk olarak yapılmış. Bu üçünü de yapan bir mimar ve aslında o eskiden ikiz köşkken yanındakiler orayı yıkıp yani çok minnettarız ki Barış Manço Müzeevi olarak hem belediyenin hem de ailenin katkısıyla orayı en azından koruyoruz. Bu belki de modanın şimdi üzerinde bulunduğumuz Ferit Tek sokağı en uzun sokaklarından birisi ve her yerde de en şiirsel, en güzel sokağı diye bilinir. Çünkü bu böyle bir daire çizerek dolaşır çember şeklinde ve üzerinde bizim işte çocuklarımızın büyüdüğü birçok marka olmuş kafelerden, hemen hemen bütün Kadıköylülerin bir aşkını yaşadığı çay bahçeleri, işte Cumhurbaşkanlarımızdan Fahri Korutürk'ün ve Emel Korutürk'ün yaşadığı ev ve çocuk parkında onun büstü vardır. Evet. Her adımda burada da biraz ileride belediyenin yaptırdığı Nazım Hikmet'ten bazı şairlerden taşlara işlenmiş onların şiirlerinden bölümler vardır. Evet. Demin söylediğim gibi mesela Petersburg'a gittiğinizde, St. Petersburg'a Nevski bulvarından geçerken ben şahsen genç bir kızken buradan Puşkin de geçmiş, buradan Dostoyevski yürümüş diye. Yani bir şehri, bir sokakları yapan, önemseten orada yaşamış insanlar, oradaki yaşanmışlıktır. İlle ünlü olmaları gerekmez. Ama oradaki halkın o orayı sevmesi ve oradaki yaşamıyla ilgili hayat kırıntılarını görürsünüz. Bu sokaklardan da şimdi bizim durduğumuz yerden Cemal Süreyya'nın, Mina Urgan'ın, çok yakınlarda kaybettiğim çok sevgili dostum, yazar, eski siyasetçi Cahit Kayra'nın, işte biraz aşağıda Haldun Taner'in, o kadar çok isim var ki aklıma gelmiyor. Yaşayan hala çok değerli sanatçılarımız da var burada. İstanbul'u güzel yapan, Türkiye'yi güzel yapan bu farklılıklarımızla yan yana olmamız. Umarım Ferit Tek ve eşi de bizi duyuyordur şimdi. Efendim çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, ben de teşekkür Sevgili ederim. Sevgili TV Kadıköy izleyenleri, bugün Buket Uzuner'le birlikteydik. Ferit Tek sokağındaydık. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür çok sağ olun. Ederim. Farklı bir programda, farklı bir sokakta, farklı hikayelerle sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.